Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Yanımızda asansör sektöründe faaliyetlerini gösteren Hüseyin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Hüseyin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hüseyin Kulaksız, 3 yok asansör olarak hizmet vermekteyiz. Kendim hariç iki ortağım da var abim olarak. Bu şekil hizmet vermekteyiz. Peki Hüseyin Bey, buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nelerdir? Bizim buradaki faaliyet amacımız asansör, bakım, arıza, montaj, revizyon, yenileme dediğimiz bu kısımları yapmaktayız. Ayrıca ek olarak imalat üzerinde engelli platformları ve yük asansörleri olarak imalatımız devam etmektedir. Şu anki Aksaray ilinde ve diğer illere hizmet verdiğimiz sektörde işlemlerimiz bu şekildedir. Aynı zamanda yurt dışıyla da bir bağlantınız yurt olmuş. Yurt dışıyla da bir 3 yıllık geçmişimiz boyunca bir defaya mahsus olmak üzere bir malzeme paket satışımız olmuştur. Ama talepler doğrultusunda tabii ki de gönderim sağlayabiliyorsunuz. Yani illaki yani talep olduğu sürece fiyatlar da anlaşabildiğimiz sürece elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üretim alanından biraz bahsetmek istiyorum Hüseyin Bey. Üretim alanında ne gibi bir yol izleniyor? Asansör yapımı nasıl bir aşamadan geçiyor? Asansör amacında normal insan amaçlı asansörlerimizde kendi şahsımızda üretimimiz yoktur. Malzemeci tarafından, tedarikçimiz tarafından malzememizi tedarik ederiz. Biz kurulum aşamasında devreye gireriz. Paket malzeme olarak firmalardan temin ederiz. Kaliteli, güven sağlayacak malzeme çeşitleri olarak müteahhitlerimiz olsun, kullanıcılarımız olsun bu şekilde hizmet vermekteyiz. Montaj aşamasında da biz tamamen işçiliğimiz, montajımız kendi firmamıza aittir. Engellilere özel asansörler tasarlıyorsunuz sizler. Evet, engelliler olarak da tamamen kendi projelerimizden, kendi montajlarımızdan ve kendi üretimlerimizden yola çıkmaktayız. Sizin kendi üretimlerinizde ne gibi farklılıklar oluyor Hüseyin Bey? Engelli asansörlerimizde üretimimiz önceliği kendimizdendir. Montaj aşamasına geldiğimiz zaman da yerine göre, binasına göre götürür, montajımızı bitiririz. Engelli platformlarında nasıl bir üretim aşaması oluyor? Engelli platformlarında ilk başta yerimizin ölçülerini, kullanacağımız malzemeleri tedarik ederiz. Sonra müşterimizin talebi boyutusunda, istekleri arzusunda üretimi gerçekleştirir ve götürür, montajını teslim ede bırakırız. Hüseyin Bey, günümüzde yükselen binaların gölgesinde kalan gerçekten engelli vatandaşlarımız için asansör bir nevi nimet sayılır. Evet. Çünkü çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet. Peki içerisinde bulunan engelli bireylerin rahatlığı için ya da bir yerlere çarpmaması için gerekli bütün önlemler alındı mı? Sizler nasıl bir kurulum sağladınız? Biz 3 yıldır bu sektördeyiz ve 1 yıl boyunca engelli platformlarımız için yani piyasaya çıkartmadan önceki bir yıl boyunca kendimizi denedik bu konuda. Şöyle denedik, yaptığımız ürünleri kendimizi testlerinden geçirdik ve kendimiz doğrultusunda kullandık, test amacından geçirdik. Dayanıklılığı, güvenilirliğini onayladık. Kendi mühendislerimiz tarafından bu şekilde müşterimize taleplerde ve isteklerinde bulundurduk. Peki Hüseyin Bey, biliyorsunuz ki çoğu insanın aslında asansör korkusu da var. Evet. Bu kapalı alandan dolayı değil, asansörün düşme tehlikesine karşılık evet. olan bir durum. Bu asansörler ne gibi durumlarda bu tip problemlere yol açabiliyorlar? Siz nasıl bir çözüm getiriyorsunuz? Şimdi içinde kalma olasılığında kendi servisimizde yani kendi bakım yaptığımız yerlerimizde 7/24 servisimiz mevcuttur. Yani normal bir bina ile örnek veriyorum bir devlet dairesini kıyaslayamayız. Çünkü oradaki de vatandaştır bizim için, diğer taraftaki de vatandaştır. Gece de olsa servisimiz devam etmektedir. Artı şu anki yeni sistemlerde içinde kalan vatandaş için direkt telefonla bizi arayıp asansörün içinden normal mevcut telefonla bizlere ulaşım sağlayabilir. Biz de içerik amaçlı hemen müdahale ederiz ve içindeki vatandaşı kurtarırız. Asansör tabii illaki çok insanın başımıza geldiğinden dolayı binme korkusu, yükseklik korkusu yaşadığından dolayı ama şunu altını çizerek söylüyorum. Şu anki asansörlerde kesinlikle düşme tehlikesi ne bileyim hani kolay kolay içindeki vatandaşa zarar verecek bir tipte değildir. Çünkü sürekli denetleniyor bunlar belediyeler Aynen. tarafından diye biliyorum. Belediye tarafından denetlenir ve gerçekten güvenilir ve sağlam kaliteli bir malzeme seçtiğiniz zaman yani çalıştığınız tedarikçi malzemecilerden
gerçekten bir numaralı olarak testleri yapılmaktadır. Özellikle örnek veriyorum, şundan söyleyeyim. Fren sistemi deriz biz asansöre. Fren sistemi. Fren sistemi çalışan bir asansör kolay kolay düşme tehlikesi yoktur. Asansörlerin bakımları hangi periyotlarda yapılıyor, ne sıklıkla? Asansör periyodik bakımları ayda bir defa yapılmaktadır kendi firmamız tarafında. 30 gün içerisinde mutlaka bir asansöre bakım yapılmak zorundadırlar. Bu yönetmelik gereği de bu şekildedir ve bizim kendi firmamızın yönetmelik olarak da bu şekildedir. Yani her 30 günü dolduran bir asansör bakıma tabi tutulmaktadır. Tabii ki de sonuçta can taşıyor da araçlar gibi. O yüzden periyodik bakımlar evet. Çok önemli bu konuda. Peki sizlerin hizmeti 7/24 sağladığınızı söylediniz. Evet. Burada 7/24 telefonlarınız açık. Ama şöyle de bir problem olabiliyor. Asansörün içerisinde kendi telefon üzerinden mi sizlerle bağlantı kuruyorlar? Yoksa cep telefonu olarak mı? Çünkü cep telefonları bazen çekmeyebiliyor asansörlerde. Evet. Şimdi bunu ikiye ayırmak gerekir. Eski sistem asansörlerde içinde alarm tertibatı ve telefon kendine ait, asansörün kendine ait telefon sistemleri vardır. Bunu içinde kalan bir vatandaş öncelik aklına geleceği şu, içindeki alarm sistemine bası tutarak binadan herhangi bir kendisine yardım edecek bir vatandaş bulmak zorundadır. İkincisi, yeni sistemlerdeki asansörde de montaj esnasında bitirdikten sonra sim kartı taktığımız ve içindeki telefon sistemi çalıştıktan sonra İçinde aletin etiketi bulunmaktadır. Zaten içinde kalan vatandaş, hani okuması yazması olan bir normal bir vatandaş, o düğmeyi nasıl kullanacağını bilir. İlk başta arayacağı kişi bina görevlisidir. Ona ulaşamazsa bize ulaşır. Biz zaten 7/24 o arızaya yazmış olduğumuz, etiketin üstüne yazmış olduğumuz numara 7/24 açık olmak durumunda. Bunu da gece de olsa gündüz de olsa mesela ola ki bize ulaşamadı. Bir terslik oldu. Binadan illaki bir vatandaşa ulaşıyor. Yani bugüne kadar çok şükür öyle içinde kalıp da yani 20 dakikayı geçmiş bir vatandaşımız olmadı. Bu engelli asansörlerinin kurulumu ne kadar bir süre bulunuyor? Engelli platformumuzun ilk baştaki vatandaşla anlaşma sürecimiz dolduğu sürece ölçüleri alınır. Maksimum bir haftada imalatı biter. 3 günde de montaj aşamasında, yani toplam 10 günde engelli platformu teslim edilir ve çalışır vaziyette binaya bırakılır. Kısa bir süre içerisinde asansörlerine kavuşabiliyorlar. Evet. Peki sizler kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anki ekibimiz 11 kişilik ekibimiz var. Muhasebe bölümümüz ayrıdır. Ayrıca bünyemizde, firmamızda 2 tane mühendisimiz çalışmaktadır. Elektrik, elektronik ve makine üzerine. Diğer arkadaşlar montaj, kurulum, arıza, bakım. Yani firmamızda tamamen işçiliğimizi olsun, üretimimiz olsun kendi tarafımızda yapmaktayız. Peki Hüseyin Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Bizim diğer firmalardan özelliğimiz şudur. Altını çizerek söylüyorum. 7/24 vermiş olduğumuz binalara, insan amaçlı binalara kullanılan asansörlere hizmetimizdir ve montaj esnasındaki kullanılan kaliteli malzemedir. Diyoruz. Yani, evet, sonuçta şunu da söylemek istiyorum. Kötü malzeme yoktur. Kötü, yani güzel işçilik vardır. Ama malzemenin de belli bir ömrü vardır. Tabii. Yani seçilen malzeme özellikle insan amaçlı olduğu için, yani ben hep şunu düşünürüm. Sonuçta insan taşıyan bir iş yapmaktayız ve sürekli insan canı her şeyden kıymetlidir. Kesinlikle katılıyorum. Evet, firmamız tarafından seçilen malzeme devamlı kaliteli malzeme seçilmelidir. Yani bugün piyasada illaki rekabete girmek için hesaplı malzeme de vermek zorundasın. Ama müşterinin talebi boyutunda elimizden geldiği kadar kaliteli malzeme seçmeye önem gösteriyoruz. Peki Hüseyin Bey, son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Asansör üzerinde şunu demek istiyorum. Asansör gerçekten hani öyle ürkütücü bir malzeme değildir veya bir sistem değildir. Bunu çok yaşadığımız için söylüyorum. Vatandaşımız da hani bilinçsiz bir vatandaş değildir gerçekten. Ama asansör kullanırken gerçekten gönül rahatlığıyla kullanabilirler.
sevgili Hüseyin Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.